Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere iki çocukla birlikte 3000 kilometreye yakın bir yol kat ettik arabayla. Orada yaşadığım tecrübeleri anlatacağım aslında. Bizim iki tane çocuğumuz var, bir tanesi 3 aylık, diğeri 18-19 aylık. Yani ikisi de bebek sayılır aslında. Bunlarla beraber Antalya'ya gittik Trabzon'dan. Trabzon, Antalya arası, daha doğrusu Antalya, Kalkan'a gittik. Kalkan aslında Antalya'nın çok dışında, Muğla'ya sınır bir yer. 1400 kilometre şeyden, Trabzon'dan. Trabzon'dan Ankara'ya gittik. Bir gece Ankara'da konakladık. Sonrasında Ankara'dan da Antalya Kalkan'a geçtik. Bayağı bir şeyler tecrübe etmiş oldum. Onları anlatayım size. Önce şöyle bir düzende gittik. Onu anlatayım. Eşim arka tarafta, arka koltukta ortada oturdu. Sağında Tufan Ali Büyükoğlu'nun kendi koltuğunda. Sol tarafında da küçük Ömer, bizim Ömer, küçük uşağımız. O da sağ tarafta pusette oturdu. Eşim ortada oturdu. Bu şeyi birkaç kere aslında demo yaptık. Şöyle demo yaptık. Yani rahat oluyor mu çocuklar, rahat duruyor mu diye. Yani 1-1,5 saatlik yollarda denemeler yaptık. Tufan Ali zaman zaman çıldırdı. Ömer çok fazla problem çıkartmadı bize. Dedik ki biz bu işi beceririz bunun üzerine. Tufan Ali'nin bu arada koltuğunun önünde iPad takma zavazingosu var. iPad'i var orada. iPad'in içine bayağı bir video yükledik. Zaten telefonlarımızda da internet olduğu için hani iPad'in yetmediği yerlerde YouTube'dan izletiriz diye düşündük. Bizim zaten tüm yol planımız Tufan Ali'nin üzerine kuruluydu. İşte Tufan'ın yemek saati, uyku saati, ona göre endeksledik her şeyi. Trabzon'dan yola çıktık. 30. kilometrede Tufan Ali kakasını yaptı. Durmak zorunda kaldık. Dedim ki bu yol hayatta bitmez bu şekilde muhtemelen. Biz yer yoldan belki de geri döneriz. Ama hiç öyle olmadı. Ankara'ya çok güzel bir şekilde gittik. Ankara Kızılay'da kaldık bu arada. Kaldığımız otelin adı da Enerji Otel. Ondan da bahsedeyim ufak kısaca. 3 yıldızlı bir otel. Bir yakınımızın önermesi üzerine gittik oraya. Ama 3 yıldız olmasına rağmen gayet memnun kaldık. Gerek konumundan, gerek temizliğinden, kahvaltısından hiçbir problem yaşamadık. İşte kaldık otelde. Ertesi sabah kahvaltımızı yaptık. Antalya Kalkan yoluna vurduk. İbrahim abi bana şey demişti. Konya yolunda dikkat et. Çok fazla kaza oluyormuş orada. Dikkatli git diye. Çok düz dedi. Konya yolu gerçekten çok düz. Yani nasıl bir düzlük diyeyim. Dünyanın ne kadar büyük olduğunu size hatırlatıyor. O kadar düz. Sağı, solu, yukarısı zaten çok şey. Yani böyle gözünüzün görebildiği kadar düz bir yol hayal edin. Ve şey, yollarda gayet güzel. Oradan bayağı bir hızlı gittim. Hatta o kadar hızlı gittik ki yani benim standartlarıma göre hızlı. Yani 170'e falan sabitledim arabayı. O kadar hızlı kat ettik ki o yolu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çok hızlı gittik ve bayağı bir yol gittik. Ve şey dedim ben. Herhalde bu yol bittiği zaman Antalya'ya varmış oluruz. Ama öyle olmadı. Ankara'dan Kalkan 700 kilometreye yakın bir mesafe ama Antalya'ya yaklaştıkça yollar kötüleşiyor diyeyim. Daha doğrusu o standartın içinde bayağı bir kötü. Çünkü hem tek şeride düşen yerler var, yol çalışmasının olduğu yerler var. İşte yokuş çıkıyorsun, iniyorsun. Bayağı bir şey. Hızlı gidemiyorsun aslında. Ondan dolayı da 7-8 saatlik bir yol oluyor Ankara-Antalya arası, Kalkan arası. Gittik Kalkan'a. Son kilometrelerde çıldırdı uşaklar biraz. Onun dışında çok bir problem yaşamadık giderken açıkçası. Bu arada bol bol tuzlu çubuk ve abur cubur aldık yanımıza. Ben 3-4 ay olmuştu, şey içememiştim. Ambalajlı gıda diyeyim, çikolata, ıvır zıvır ama
Yolda yemek için bayağı bir şey aldık yanımıza. Minik de bir tane piknik dolabı diyorlar. Piknik dolabı aldık. İçine buz akülerini koyduk. O bizim bayağı bir işimizi gördü. O olmasaydı biz bayağı bir problem yaşayacaktık, onu da söyleyeyim. İşte sular bayağı bir soğuk, serin kaldı o kabın içinde. Çikolatalar erimedi. Ha, şey de söyleyeyim. Arabaya kesinlikle bagaja şey koyun. Silecek suyuyla ön camı, özellikle ön camı ve farları silmek için bir bez ya da fırça, neyse o. Çünkü börtü böcek yapışıyor cama ve silecekler o şey temizleyemiyor pisliği. Antalya'ya gittik. Bizim için tatil şey oldu. Başarısız oldu aslında. İlker abilerle beraber gittik tatile. İşte İlker abi Kalkan'da bir villa kiralamıştı. Yani hayalini bile kuramayacağımız güzellikte bir yer ve evdi. Ama 2 gün kalabildik orada çünkü çocuklar hiç rahat durmadı. Çok detayına girmeyeceğim. Başka bir videoda belki yeri gelirse söylerim, anlatırım. Çocuklar rahat durmayınca 2 gün kaldık orada ve geri dönme kararını verdik. Zaten daha tam dinlenemeden aynı yolu geri gelmek bayağı bir zor olacaktı ama çocukların iyiliği için, bizim iyiliğimiz için, işte İlker abilerin iyiliği için aslında dönelim dedik. Zaten şey, ne derler adına, bayram da geliyordu, Kurban Bayramı. Madem bu iş olmayacak, bayrama da yetişebilirsek yetişelim dedik ve ben güzergahı şöyle belirledim bu sefer. Antalya'dan Samsun'a 1100 kilometre, Samsun'dan da Trabzon'a geliriz diye düşündüm ama bende şöyle bir problem var. Gece araba süremiyorum. Uzun yolda beni bayağı bir yoruyor. Hele ki bilmediğim yollarda daha da fazla yoruyor. Dolayısıyla hesapladım. Yani şöyle söyleyeyim, yolun son yarım saatini falan dedim herhalde. Şeyden, ne derler, karanlıkta sürerim, o kadar da sürerim zaten. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok da hızlı geldim. Normalde benim uzun yollarda sürdüğüm hız 110. İşte normal şehirler arasında da 90'ı çok nadir geçerim. Yani 200 kilometreye kadar çıktığım oldu. Çünkü Google Map 12 saat gösteriyordu yolu. Geç çıktık Antalya'dan. 9 gibi çıktık. Dolayısıyla o zaman farkını kapatabildiğim kadar kapatmak için çok hızlı geldim ama günün sonunda şunu tecrübe etmiş oldum. İstediğin kadar bas, istediğin kadar hızlı git. Toplam zamanı 10 dakika, 15 dakika etki edebiliyorsun, edemiyorsun. Dolayısıyla hızlı gitmenin hiçbir şeyi yok. Aksine hem daha çok yoruluyor insan arabayı hızlı sürdüğü zaman, hem de yakıt anlamında da aslında, yakıt gerçi çok önemli değil o noktada ama tasarruf anlamında da çok verimsiz oluyor. Neyse, Samsun'a geldik. Samsun'a geldikten sonra zaten Samsun-Trabzon arası 300 kilometre. 300 kilometre o kadar yol yaptıktan sonra size çerez geliyor ve problem olmuyor. Ama şöyle bir şey oldu. O kadar yol gittik geldik. Bir tane problem oldu. Problem değil miyim de, yani yolda karşılaştığımız. O da şey, düğün konvoyu. Bildiğin şehirler arası yolda yol kapatmışlar. Düğün konvoyu. 4 şerit mi 3 şerit mi ne yol var. Yolu kapatmışlar. Geçemiyorsunuz. Tam fitil oldum orada. Zaten yolun verdiği bir yorgunluk var. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Atarlanmayacağım bu sefer. Ama şuna değinmeden geçmek istemiyorum. O kadar yolu gittik geldik. Akçabat'a girdik. İlk vukuatı yaşadık trafikte. Sonra Beşiktaş'ta bir posta işte önümüze kırdılar diyeyim. Sinyal vermeden çok gerizekalı hareketler yaptı bir tanesi de. Ben hep şeyi zaten söylüyorum. Konuşuyoruz da çoğu insanla. Herkes aynısını düşünüyor. Trabzon'da araba sürmek çok zor. Çünkü bizim insanımız hem sabırsız hem agresif, sinirli. Hem de her şeyi kendi iyi bildiği için trafikte bayağı problem yaşıyorsunuz. Yollarımız problemli. Şehrin kendisi problemli. Ayrıca bir videoda zaten Trabzon şehrine değineceğim. Yolculuk kabaca böyle geçti. Şimdi yoldaki deneyimlerimi size anlatayım ufaktan. Bir kere yolda kesinlikle yemek yememek lazım. Ya yanınıza bir şey alacaksınız ya da ne bileyim, şehir merkezlerine girip oralarda düzgün yerlerde yemeniz lazım. Aksi takdirde biz şöyle yaptık. Gözleme yedik. Mesela ben en son
Bir giderken zaten bir kere durduk kendimiz için. Dönerken de bir kere durduk. Giderken gözleme yedik. Çok yağlı zaten. Ne oldu da belli değil. Gelirken ben şey dedim. Sucuklu gözlemeyi. Adam o kadar güzel yapmış ki sucuklar böyle asılıyor falan dedim. Herhalde güzeldir. Gözlemenin içinde pul biberin taneleri gibi taneler vardı. Muhtemelen sucuk dediği oydu yani. Çünkü içinde sucuk mucuk hiç ağzıma gelmedi. Yani seviye bu şekilde. Dışarıdan çok süslü, çok şancanlı ama içi leş. İçi leş derken yani önünüze getirdikleri yiyecek leş. Genelde böyle. Hatta dönüşte Akçabat köftesi yazıyordu. Sırf park var diye, Tufan Ali'de enerjisini atsın, uyusun diye durduk parkta. İşte dedim bugün harbiden Akçabat köftesi mi? Çünkü ben şey biliyorum yani yolda her yerde Akçabat köftesi yazıyor ama hiçbir tanesi bırakın Akçabat köftesini köfte değil, içinde ne olduğu da belli değil. Çocuk şey dedi işte, abi dedi, ben de ofluyum işte Akçabat köftesi yapıyoruz, beğenmezsen para mara vermesin. İyi dedim kardeşim o zaman. İstedik köfteyi, tabi köfte tırt çıktı. Ama şöyle söyleyeyim tabi, şimdi şöyle hakkında emeyim, yani 10 üzerinden 3 diyeyim. Çünkü genelde 1 verdim yediklerime, buna 3 verebilirim. Ama Akçabat köftesi değil kesinlikle. Zaten çocuk da zaten kayboldu ondan sonra. Hesapta 61 TL geldi. Oradan da bana inceden bir mesaj yolladı muhtemelen kendi çapında. Öyle yani yemek işini ya peşinize yola çıkarken pasta börek bir şeyler yapıp almak lazım ya da şehir merkezlerine girmek lazım ama şehir merkezine girdiğiniz zaman da yolu uzatacağınızdan haberiniz olsun. Çünkü yollar genelde şehir dışlarından ilerliyor ve şey söyleyeyim, yollar çok güzel. Yani özellikle Ankara'dan Samsun'a gelirken bir yoldan geldik. Need for Speed ben çok oynardım eskiden. Oradaki yollar gibi yani o kadar geniş ki yol, arabayı yolda tutamıyorsunuz genişlikten dolayı. Çünkü ya da ben yorgundum bana öyle geldi yani yolda tutamıyorsunuz lan kastım şu arabayı geçecekseniz önümüzdeki ulan sağdan mı geçeyim, soldan mı geçeyim, içinden mi geçeyim gibi bir his oluyor. Çünkü kocaman bir yol. Yollar gerçekten çok başarılı. Bu arada şey de söyleyeyim, çok güzel yerler gördük. Ülkemiz bizim çok güzel bir ülke. Topraklarımız daha doğrusu. Muazzam araziler var, alanlar var. İşte zaman zaman şeyleri, rüzgar türbinlerini görüyorsunuz. İşte güneş panellerini gördüm falan. De şunu anlamadım mesela, koskocaman araziye çok az güneş paneli döşenmiş. Niye mesela? Yani özellikle Konya, o civarda o kadar inanılmaz bir arazi var ki yani oraya komple güneş enerjisi, yani güneş panelleri döşense ne bileyim ülkenin bayağı bir enerji problemi çözecek gibi geldi bana mesela. Yani çok güzeldi yollar. Özetle öyle söyleyeyim. Yani bizim topraklarımız çok güzel muhtemelen ama tabii kıymetini bilemiyoruz. Klasik problemlerden dolayı herhalde. Antalya tarafında, o Konya Antalya tarafında çok fazla yolda Toros arabası gördük. Renault Toros. Ya ben çok şaşırdım ve adamlar çok inanılmaz kullanıyorlar aletleri. İşte Renault Toros biliyorsunuz zaten kıç kadar bir araba ve şey, bagajında koyun taşıyan, içinde koyun taşıyan, hep o kepslerini gördüğümüz şeylerden bayağı bir karşılaştık. Çok ilginçimize gitti. Eğlenceliydi yani. Yolun kendisi eğlenceliydi. Çocuklar çok fazla çıldırmadı. Bizim Ömer çok çıldırdı. Yani demo yaptığımız zaman Ömer'den hiç problem çıkacağını tahmin etmiyorduk. Ama Ömer yani 3 aylık olan o bayağı bir çıldırdı. Ha şunu da söyleyeyim. Eşinizin çok güçlü olması lazım böyle bir yolculukta. Siz sadece çocukların sesine katlanıyorsunuz ama eşiniz orada hem çok dar bir alanda hem iki tane çocukla inanılmaz güçlü ve sabırlı olması lazım. Yani eşimi tebrik ediyorum maçtan. Şöyle de bir durum var. Şimdi normalde işte çocuk koltuğundan çocuğun kemerlerinin sürekli takılı olması lazım ıvır zıvır ama şimdi 6 saat geçmiş aradan çocuk çıldırıyor. Mecbur kemerini söküyorsunuz. Atlayıp zıplıyor koltukta. Şimdi araba sollayacağım diyelim. Tek şeritli yol var. Araba sollarken ha bir de bizim küçük anne sütü yiyor. Dolayısıyla emziriyor mesela şimdi küçük olanı. Büyük de o yanında arkasına saklanmış. İşte afacanlıklar yapıyor.
her sollamada işte aynadan bakıp kafayı çevirip bir kontrol ediyorum şey arkadaki durumu. Ona göre solluyorum mesela. Tekrar şeridime geçip bir daha kontrol ediyorum falan. O beni çok yordu. Canım çıktı yani. Düşünmekten artık yani bizim İlker abi bir şey demişti. Eskiden işte yolu unuttum şimdi. Yine o civarda bir yol. Bir arabayı sollamak resmen bir projeydi yani. Çünkü arabalar eski, yollar kötü. Öyle şimdiki gibi gaza basayım araba atlasın ön taraftakini geçeyim gibi değil. Bende de resmen öyle oldu. Resmen her arabayı sollamam yeni bir proje gibiydi. 50 bin tane parametre kontrol ediyordum. Bayağı bir yoruldum o yüzden. O da öyle. Başka yolla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Çok fazla problem yaşamadım çocuklardan dolayı. İşte zaman zaman çıldırdılar doğaları gereği. Ona da yapacak bir şey yok. Bizim araba bu arada gittiğimiz araba Skoda Octavia 1.2 motoru var benzinli. Otomatik vites bir araba bu. İşte motoru 1.2 olduğu için alırken bayağı bir tereddütümüz olmuştu. Benim değil de babam bayağı bir işte arkadaşlar şey demiş, rampa yukarı itersin, işte öyle olur böyle olur, çekmez yani. Aksine araba canavar gibi bir araba ve tam bir aile arabası. Yani şunu çok net söyleyebilirim, fiyat performans olarak bundan daha iyi bir aile arabası olması olduğunu düşünmüyorum. Zaten videoda çekeceğim arabayı, o da öyle. Ha, merak edenler olabilir, 4 depo benzinle gittik geldik şeye, 45 litre alıyor. Şey yani pompadan diyelim 45 litre aldık. İşte 45-42 litre 4 depoyla gidip gelebildik şeye Trabzon'a. 2900 kilometreyi gösteriyordu şey. Arabanın kilometresi. Bu daha ekonomik olabilirdi ama dediğim gibi ben çok hızlı sürdüm çocuklardan dolayı. O ayrı konu, girmeyeceğim oraya. O da öyle. Aslında anlatacaklarım bu kadar. Ha, sorarsanız tekrar gider misin yola? Yola gidilir çocuklarla beraber. Fakat çocuklara tekrar tatile gider misin diye sorarsanız ona çok net bir cevap veremem ama eşimle konuştuk yani bayağı bir. 2-3 sene daha çocuklar akıllanana kadar belli bir seviyeye kadar öyle bir plan program içine girmeyeceğiz. Artık Trabzon'da yakın yerlerde dolaşıp dururuz. Aktaracaklarım bu kadar bu konuyla ilgili. Umarım birilerinin işine yarar. Çünkü ben bayağı bir araştırdım. Çok detaylı bir yolculukla ilgili bilgiye ulaşamadım. Normalde Medium.com'da yazı yazacaktım bununla ilgili ama baktım ki bu yazılarak bitirilecek bir şey değil. O kadar zamanım da yok. Bu ara okullar açıldığı için çok yoğunuz. Bu videoyu çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.